ve Aykut Kocaman, Ali Koç'a, Fenerbahçe'ye ilk işaret fişeğini çaktı. HT Spor'un canlı yayınında efsanesi olduğu kulübe reçeteyi yazdı. Evet, öncelikle bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak Fenerbahçe sizin için ne ifade ediyor ve dönmeyeceğiniz zamanda Fenerbahçe'ye döndüğünüzde oldu sözlerine cevap veren Aykut Kocaman. Şöyle, burası Türkiye, Fenerbahçe'ye ihtiyaç olduğunda gel deniyorsa birisine o da gider. Bunun başka bir şeyi olmaz. İçselleştirdiğim bir durum bu. Kendi duygularımı söyleyeceğim. Ben 6 sene ayrıydım Fenerbahçe'den. Ayrıldıktan sonra 6 sene içinde çok teknik direktör krizi oldu. Olmalıydım demiyorum. Milli takıma da söyleyeceğim aynı şeyi. Dünyanın her tarafından teknik direktör arandı. Bir tek seçenek olarak benim ismim geçmedi. Tekrar söylüyorum. Benim bir beklentim yok ama bir durumu anlatmaya çalışıyorum. Neden ben değilim sorusu değil. Bunu sorma hakkım yok. Bunun yanıtını o günkü yönetenler verirler. Ben olmak zorunda değilim ama bu CV ile seçeneklerden biri olamıyorsam bu bir durumdur. Fenerbahçe'nin güncel durumu için konuşan Aykut Kocaman, 8 puanlık fark var artık. Bu saatten sonra ciddi bir seri yakalaması gerekiyor. Fenerbahçe'de oyuncuların arzusu azalmış gibi gözüküyor. Fenerbahçe şu an önemli bir virajda. Bu virajı geçerken yarışta kalabilirse yarışta son haftaya kadar gider. Ama bu viraj geçen seneye göre biraz daha tehlikeli bir viraj olarak gözüküyor. Buraya gelen yabancı teknik direktörler kendilerini yukarıda görüyorlar ve kolay sanıyorlar. Sonra buradaki zorlukları görünce bir duvara çarpma hali oluyor. Jose Mourinho'nun şu anki beden dilini ilk geldiği gündeki gibi yüksek, özgüvenli görmüyorum. Şu an çok sağlıklı gözükmüyor sözlerini sarf etti ve bu konuşmalarıyla da belki de Ali Koç'un kafasında kendisinde yer buldu. Kim bilir belki de Mourinho gidecek, yerine de efsane Aykut Kocaman yeniden Fenerbahçe'nin başına geçecek.